Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok mersi. Harika teşekkür. Sen de öyle. Zaten. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün buyurun. Final. Hoş bugün final. Tekrar. 75 bin TL için gidiyoruz. Koridorumuzdan geçiyoruz. Ekibimize merhaba diyoruz. İnşallah eksik bir menü yoktur. Yok. Her şey yani tamam her mıdır? Her şeyi tamamladık. Bakayım evet. Mutfağına. Ha, tamam mı? Temizledin mi mutfağı? Evet, toparladım da. Ali gel, gel Ali gel. Koş Ali koş. Ali kameranı al. Yemeklerin üstü kapalı. Sen benim yanıma gel Pınar. Güzel kadın. Pınar seninle çok konuşamadık. Bir tek bir Amerika macerası konuştuk. Onu da çok bahsetmek istemiyordum aslında. Evet ama yani. Çok gereksiz ya, buldum o muhabbeti. Ne var? Sen öyle hava atmadın ki. Yani ne var yani Amerika'ya da gitmişsen de ne yani, olacak yani? Belki onlar gidemediği için içlerinde uhde kalmış olabilir. Ha, peki bugün sadece senin menüne ne derler Pınar? Demişler diyeceklerini zaten. Demişler mi? Geldi mi haberleri? Ben de neler demişler. Hadi. Ben yemek yaparken zaten benim moral manımı düşürmeye çalıştılar ama hiç gala olmadı. Aa Gürbüz ama bu çifte standartta hayır. Yani Melek'le farklı bir diyalog içerisinde olabilirsiniz ama Pınar'ın niye modunu düşürdün ya? Evet çok sana uğraştım. Diyorum. Olur mu öyle şey Zuhal Hanım? Değil diyor. Ama yardımcı da oldu sağ olsun. Şimdi hakkını yiyemeyeceğim. Peki iki çocuğum vardı sevgili Pınar. Evet. Ne kadar güzel bekarsın. Bekarım, bekar bir anneyim. Kızım işte son bir yıl öncesine kadar benimleydi ama şimdi işte gitti. Aa, ondan uzağım. Ayrı evim oğlum çıktı. Oğlum ve kızım. Işte kuşlar yuvadan uçuyorlar. Evet. İnşallah her şey gönüllerince olsun, amin, sağlıklı herkesin. Olsunlar. Allah evlatlarımız başa göstersin de bu güzel kadın nereye kadar yalnız yani olmaz. Olmamalı. Bugün çok değinildi bu konuya ama bilmiyorum. Ben. Ay Gürbüz ama sen her şeyi konuşmuşsun. Ben gel bir melek şekerim, değilim gel. Yani. Kara melek bence onun arayışında ben değilim. Ha sen kapattın mı gönül defterini aşkı? Ben kapattım. Aa ne kapatıyorsun kapattım. Gencecik kadınsın. Yalnızlık Allah'a mahsus. Çocuklar da gittiler. Olur mu tek yalnızlık başına ya bu kadar? Bence çok rahat bir şey. Bir de alışınca o konfordan çıkmak çekemem istemiyorum. Çekemem diyorsun. Aa, İyi hadi sen çekemem. Bilirsin. Aç bakalım kapıyı gelsin tamam. Yarışmacılar. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız efendim? Ay iyi, sen nasılsın Melek? Çok hoş geldin. Melek bugün mermaid olmuş. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. İvan Zatgrad, yazınız ne? Hoş geldiniz. Sadece ikinizin de bence getirimi çıkartmak istiyorum. Niye? Sıcak diye mi? Evet, biraz içeri sıcak diye. Ama nasıl da özelmiş, bözelmiş gelmiş. Çok, çok şıksın, teşekkür ederiz. Alicim hoş geldin, hoş merhaba bulduk. Ayşe. Çıkar tabii sandalyenin arkasına az. Ne şık, ne şıklar, ne şıklar yarışmacılarım. Özene bözene gelmişler. Teşekkür ediyorum itinanızdan dolayı. Siz de akça çok şıksınız Zuhal Hanım. Çok mersi, teşekkür ederim. Her zaman. Evet, bugün final günü, önemli bir gün. Kalplerimiz dakikalar sonra için güp 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 atıyor. Ama öncelikle... tabii ki bugünkü yarışmacımız Pınar'ın da masasını bir inceleyeceğiz her gün olduğu gibi. Fikirlerinizi beyan ediniz. Tabak çanak bizden herhalde. Evet. Ama çiçeğin var gördüğüm kadarıyla evet. Sana dair senin imzan. Yani küçük ufak tefek şeyler var. Tabii söyle neler senin katkın. Ekmeklik, evet. Peçetelik vesaire gibi bunlar benden. Evet. Onlar Pınar'ın zevki, tarzı. Buyurun değerlendiririz. İvan seninle başlayalım. Sade bir masa. Sade değil mi? Sahte değil mi? Değil, gerçek. Ona baktım ben de gerçek. Ha gerçekmiş. Kokmuyordu. Dünkü çok güzel. Yok, gerçek milyon milyon diyorsun. Evet. Evet güzel. Çiçeği güzel. Masa sade geldi bana birazcık. Sade ama şık evet. Bence değil mi? Kötü değil evet. Kötü sade. Değil yani. Evet. Gözü yoran, tırmalayan, uyumsuz yok, bir şey var mı? Hani uyamayan bir parça yani, bir şey. Şu anda ben uyumsuz bir şey görmüyorum ama özen... Hani ben da benim, yani özen de görmüyorum. Ayşe çünkü katılıyor musun Ali'ye? Bakıldığı bence zaman... Bence güzel bir masa, sade bir masam. Hani... Kul takmak için konuşmaya gerek yok. Nasıl bir özen bekliyorsunuz ben anlayamadım. Şöyle söyleyeyim ben kendi mesela vermiş olduğum özeni görmek istiyorum. Siz bütün tabakları kendiniz yani getirmemişsiniz. Ama orada Yeliz'in zevki vardı. Onu... Evet. Sizin değil evet, aynen öyle yani. Eşinizin zevki ayrıca şöyle bir şey var. Çok da elzem bir durum değil yani. O sizin evet, tercihiniz bu benim tercihim. Ya benim tabii yarışmaya evet. Göstermiş olduğum saygıdan kaynaklı. Ama yine bir uyumsuz öyle peçete görüyorum. Ben. Evet. Geçen bir seçimde de Ayşe. Niye? Valla sormayın. Ya envai çeşit peçete var şurada market. Pakette bir paket alsana böyle evet, sarı aldım, şeyli aldım, işte. Mesela reçeteler çok kelala o kadar sırıtıyor ki bir de açık çok renk haklısınız. Olunca bir sarıyla belki yakalarız mesela kahve olurdu işte. Sarılı beyli Melek haklısın. Mermaid deniz kızı sen de söyle sirenlerden Melek Pınar Hanım gibi sakin
sakin gözüküyor daha doğrusu. Aa, güzel bir yorum gözüküyor. Bu. Ben sevdim, teşekkür ederim. Sen sakin misin normalde? Ben normalde gözüküyor. Sakinimdir. Sakin gözüküyor dedim ama. Damarıma basılmadığı lütfen sürece. Bak, ne burcuydu? Gözüküyor. Yay. Yay. Yayı da bilmem hiç. Çok evet şimdi zencefili bir çorba vardı kış aylarına evet uygun. Siz de tabaklarınızı uzatınız yarışmacımız. Ali Bey'in kendi tabaklarını sürekli öne sürüp başkalarının yaptığı masalarla ilgili konuşması sıkmadı doğrusunu isterseniz. Çünkü sonuçta kendi bir emek vermiş, emeğini savunma hakkı da var. Savunuyor, savunsun yani. Benim masamı geçebilen bir tane bile yarışmacı yoktu. Masa olarak şampiyon olduğumu düşünüyorum. Pınar Hanım'ın masasına bakıldığı zaman da gerçekten çok vasattı. Menü nasıl? Tamam. Birazcık basit geldi bana. Yani ara sıcakta krep olması. Ne yapıyorsun haşır haşır orada? Basit derken. Neyini çıkarıyorsun? Bardağını çıkardım. Aha gene çıktı bardak. Ay da gene. Seni bulaşık makinesine parlatıcı koymuyor musun ya da elde yıkasaydın? Bir böyle bir şey olmuş o hafif böyle sanki. Ha? Bizde çok güzel bardaklar var. Hediye edeyim sana. Gerçekten. Vallahi. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Sakla, kırmasın inşallah. Meleğe bardak lütfen. 38 ama yaşındayım. Bizden çok, hatıra. Çok yanında gezdirdiği için çantasında kırabilir. Senin nasıl bir çanta taşıyorsun da o bardak sığıyor bakayım. Yastırabiliyor muyum? Aa, leoparla. Lütfen ay yani benim gibi vamp. 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 Yalnız ben o bardağı istemiyorum herhalde. Sen de bence herhalde alacaksın. Evet yok, yani. Sedavi'den tatlı şekerim senin bardak. Bardağım, 3 gündür kullanın. Bardağınız çok alakasız duruyor. Bence savaş muhalefet yok. Her halükarda oraya koyacak. Alakasız bir durum yok. Çok alakasız. Bak en azından. Sen de almıştın ama değil mi Ayşe? Ben almıştım. Kaan Bey de aldı. Ben almadım. Ben almıştım ancak. Mutfağa girip kendi bardağı ben de alacağım zaten oradan da. O yüzden savaşmayalım. Bence hiç gerek yok ısrara. Verin gitsin diyorsun. Yani zaten şimdi, son gün bir daha kim göre kim bile. Kimde Kaan'da mı içtin? Temizdi içim. Ama gerçekten Kaan Bey'in şimdi burada kirli mi bir bak? Hayır, burada bir şey kir söyleyeceğim. Benim bardaklarım kirli miydi? Ya, size çatalını bile kirliydi lütfen hayır, Ali Bey yani. Ben lütfen size saygımdan yani dolayı. Bir dakika çatal bıçak bırak küfür değildi lütfen. Birazcık hassaniyetli konuşalım. Bazı ama bıçaklarda bakın. Bazı bıçaklarda şu tırtır bölümü var ya. Kesilen tırtır bölümü var ya. O bölümde istesek de istemesek de makinede de çıkmayan kendiliğinden oluşan böyle pas değil. Ama boya olabiliyor çünkü gold'du takımlar evet hatırlarsanız. Evet, evet. Yok ondan o anlamaz yüzden, Ayşe Hanım. O yüzden neyden biraz hakkaniyetli. Anlamaz gold'du. Ben nasıl burada anlamaz? Da sizde. Anlamaz derken kim anlamaz? Yok siz zaten kaşıktan bıçaktan çatalcan anlamadınız yemek yaptığınız zaman bize gösterdiniz o ayrı bir şey. Nasıl anlamadım yani pardon bir dakika algılayamadım şu an. Hanım, algılayamamış burada, açıklar mısın? Zaten algı yani problemi yaşıyor geldiğinden beri yaşıyor. Lütfen algı problemi bende değil ama lütfen Ayşe Hanım'la alakalı problemi. Yok sizde çok daha fazlası var. Benim algı problemim olup olmadığını herkes çok iyi net bir şekilde görüyor. Merak etmeyin. Ha, bir haftadır buradayız sizinle siz çünkü beraber. Çünkü şu an siz gerçekten göstermediniz burada. Ben siz mi? Burada oynadınız. Bana dedi ki oynuyorsun diye. Siz oynuyorsunuz aslında. Ben mi burada oynuyorum? Evet. Emin olun oynamak istesem senin gibi bu valide koşardım. Oynamak derken bugün ay, var mı oynadım, bir dans? Ben bir oynayayım mı be? Şimdi ben be? Bir oynayayım be. Çabalar dolana kadar bir saniye oynasam önce mı? Senin artık Gürbüz'den öncelikle izin alman Gürbüz, lazım. Gürbüz aşkım ne oynayabilir miyim? Aşkınızı. Kim yapmacık şu an? Bu hayatta görüp görebileceği en doğal insan benim. Gerçekten benim. Sana canlı yürekten bir şey söyleyeyim mi? Asla doğal değilsin. İnsanlar o kadar beni seviyorlar ki. Asla doğal değilsin. Benim doğal olmadığım tek nokta var. Özümde gayet sakin bir insanım sizin ben. Vallahi bunu sakin herkes de gayet iyi bilirler. Gayet benimle yaşayan insanların hepsi ömrünün uzadığını söyleyen hepsine insanlardır. Sabır diliyorum. Çünkü hepsine çok keyifli sabır diliyorum. Hepsine çok sabır diliyorum gerçekten. Senin gibi yalanla dalavereyle iş yürütürmüyorum. Benimle yaşayan yaşlanmaz. Ama seninle yaşayan yaşlanır buna emin ol yani. Seninle yaşayan yaşlanmaz çünkü yaşlanmadan önce seni bırakıp gider.